Peki hemen şu KKM'ye de bir gireceğim. Yani orada böyle müthiş bir faiz yarışı getirmedi KKM dönüşü benim gördüğüm. Arttırdı, yukarıya çekti ama öyle müthiş bir yarışta gelmedi. Belki bankalar orada daha şey davranıyorlar, tedbirli davranıyorlar. Maliyetleri de çok yükseltmeyelim diye bakıyorlar. Bir yandan da bir tartışma yürüyor. Ya zaten bu şey KKM'nin Merkez Bankası'na maliyeti yoktur, sıfırdır diye bir tartışma yürüyor. Bir muhasebe tartışması gibi. Ne diyorsun buna? Onunla ilgili de yorumunu merak ediyorum doğrusu. Şimdi muhasebe olarak Merkez Bankası, şimdi olayın ne olduğundan başlayalım. KKM nasıl çalışıyor? Kısacık söyleyelim. Yani kur şu anda 26, 26,5 diyelim. Siz bugün dövizinizi 26,5'tan Merkez Bankası'na satıyorsunuz. 3 aylık bir KKM yapıyorsunuz. Daha doğrusu siz bankaya satıyorsunuz, banka Merkez Bankası'na satıyor. Şimdi banka size karşılığında da %40 faiz veriyor diyelim. 3 ay sonra vadesi dolduğunda eğer %40'la nemalanmış olan mevduatınızın toplam rakamı o günkü kur seviyesinin altındaysa aradaki farkı Merkez Bankası size ödüyor. Üzerindeyse yani kur düşük kalmışsa ve faiz yukarıdaysa Merkez Bankası kimseye bir şey ödemiyor. Siz faizinizi alıyorsunuz, yatıyorsunuz. Şimdi burada normal koşullar altında KKM eğer gerçekten amacına uygun kullanılmış olsaydı, yani rezerv arttırmak için kullanılmış olsaydı, bu durumda Merkez Bankası satın aldığı dövizi tutacaktı ve kur da yükseldiği için kendi değerleme farkıyla rahatlıkla şeyi ödeyebilir hale gelecekti. KKM'deki o kur farkını ödemek imkanı olacaktı. Fakat bizde öyle olmuyor. Bugün 5,3 milyar dolar geçen hafta satıldı. Büyük bir rakam bir hafta. KKM dönüşleri büyük ihtimalle. Öyle büyük ihtimalle değil. KKM dönüşleri için bankalara sağlanan döviz. Likiditesi değil, döviz. Onun için sattı dediğim o. Başka bir yerden aldığını veya ihracatçılardan aldığını Merkez Bankası piyasaya sattı. Yani artık onun dövizi değil. Bunu hep yaptık. Yani 120 milyar dolarlık KKM'nin her gelen 1 doları piyasaya satılmış durumda neredeyse. Aksi takdirde 50 milyar dolar eksi rezervle başlamış olan bir rezerv hesabı o dönemlerde şu anda 65 milyar dolar eksiye gelmezdi. Şimdi burada Merkez Bankası zarar etmiyor dediğimizde muhasebe oyunlarıyla bunu Merkez Bankası tırnak içinde söylüyorum para basarak yani aradaki farkı kendi bilançosundan ödeyerek bir şekilde verdi ve muhasebe oyunlarıyla zarar kar zarar hesabına da atmadı diyelim. Hiç atmadı. Normal şartlarda olanı söyleyeyim bu arada. 26 liradan aldığınızı sattınız 26 liradan 29 liraya çıktığında aradaki faiz farkı karşılamadığı zaman Merkez Bankası 26'dan aldığını 26'dan piyasaya satıyor zaten. 29'a çıktığında aradaki farkı bir yerden TL'yi bir yerden yaratıp vermesi lazım. Nereden? Normal şirket gider bankadan borç alır, götürür onu ve verir zarara yazar bunu. Sonra o borcu ödemek için para kazanmaya çalışır. Merkez Bankası öyle yapmıyor. Direkt olarak kendisi para yaratma imkanı olduğu için bunu veriyor. Fakat bu muhasebesinde ki zarar yaratıyor tartışmasız benim gözümde. Muhasebesinde siz muhasebe taktikleri ve teknikleri itibariyle bunu sıfırlasanız bile piyasaya gerçekten teknik olarak inanılmaz bir likidite boca etmiş oluyorsunuz. Ekses bir fazla likidite boca etmiş oluyorsunuz. Bunun da bedelini biz sıradan vatandaşlar olarak eğer Merkez Bankası'nın zararı hazineden aktarılmayacaksa eğer ki aktarılması lazım ve bizim hazine borçlanması lazım bizlerden Merkez Bankası'nın zararını kapatması lazım. Yok bunu yapmayacağız. Muhasebe taktiğiyle sıfır maliyete mi getireceğiz? Süper. O kadar yarattığınız likiditeyi piyasaya boca ederseniz enflasyon 8,8 çıkıyor. Yani burada muhasebe oyunuyla gizlediğiniz bir zarar yok dediğiniz şey çok net bir zarar vardır. 26'dan aldığını faiz karşılığı üstündeki koyduğu her kuruşu Merkez Bankası teknik olarak o bir aşeydir. Kendi cebinden ödüyor. Kendi cebinden öderken para yaratma yetkisinden dolayı bunu muhasebe taktiğiyle sıfır gösterseniz bile piyasaya müthiş bir para verdiğiniz için karşılığı demeyeceğim. Bu laf yanlış olacak ama ekses fazla bir kaynak aktardığınız için, bedava bir kaynak aktardığınız için piyasada bu bize enflasyon olarak geri dönüyor. Sonuçta
Bunu muhasebe olarak zarar göstermeyen Merkez Bankası bizim hepimizin cebinden enflasyon olarak bunların tekrar çıkmasına sebep oluyor. Alım gücümüz düşüyor. Hepimiz fakirleşiyoruz. Bunun çok fazla tartışılacak bir tarafı yok. Muhasebede zarar yazmıyor olmak hepimizi fakirleştirmiyor olması anlamına gelmiyor. Çünkü dediğim gibi muhasebe tarafında da olması gereken değerleme farkından zarar yazar. Aksi takdirde rezervlerimizi -55 deyip artı 125 deseniz 55 de o zaman 70 milyar dolar artı rezervimiz olması lazım da -65 milyar dolar rezervdeyiz. Yani başka taraftan sürekli öteleyerek çözmeye çalıştığımız bir sorunu sürekli daha büyüttük. Daha kalmayı artık Türkiye'nin enflasyondan sonra en büyük ikinci problemidir.